Küfür en büyük felakettir. Küfürden daha büyük günah var mıdır? Yoktur. En büyük günah nedir? Adam öldürmek değil, zina yapmak değildir, küfürdür. Kâfir olmaktır. Küfür kelimesi Arapçada kâfir olmak anlamında kullanıldığı gibi nankörlük anlamında da kullanılır. Nankörlük, elde ettiğimiz, sahip olduğumuz nimetleri görmezlikten gelmek demektir. وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ Diyor ki Allah Celle Celaluhu, اِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ Eğer siz Allah'a şükrederseniz, O sizin şükrünüzden memnun olur. Ancak وَاِنْ تَكْفُرُوا Eğer şükretmez de nankörlük yaparsanız وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ Kullarının nankörlüğüne razı değildir. Bir kul eğer nankörlük yaparsa Allah ondan razı değildir. Bu noktadan hareketle kıymetli dostlar biz de kendimize baktığımız zaman aramızda saygı değer yaşlı büyük olanlar çok daha derinlemesine bu konuyu bilirler. Genç olanlar çok fazla yokluk görmediler. Ama biraz yaşlı olanlar ülkemizde her türlüsünü gördüler. Efendim sabun bulamadıkları, evlerde musluğun olmadığı, gügümlerle, tenekelerle suların taşındığı dönemleri de evde bir çeşit kahvaltı ile, bir çeşit öğlen yemeği ile, bir çeşit akşam yemeği ile efendim günlerce hayat sürdürüldüğünü bilirler. Yamalı yamalı elbiselerle cumaya büyüklerimizin gittiğini, başka elbise bulamadıklarını, bir ayakkabıyı bir sene kullandıklarını, yamalı yamalı lastiklerle camiye, bayrama gittiklerini büyüklerimiz bilirler. Bir cumada, bir bayramda köylerimizde, camide kara lastik vardı Karadeniz'de. Kara lastik vardı. Bu kara lastikler de yırtıldığı zaman yama yaparlardı. Uhu ile beraber veya benzer bir yapıştırıcı ile beraber yama yaparlardı. Bir lastiği iki sene kullanırlardı. Yokluk vardı. Şimdi her birimizin, bırakın her birimizi, 3 yaşındaki çocuğumuzun kaç çift ayakkabısı vardır? Efendim, alttan giydiğimiz bir elbise olurdu, ikincisi zordu. Eğer kardeşimiz bize yakın bir yaşta ise, birisi de hastaneye gidecekse, postaneye gidecekse, öbür abisinin elbisesini alıp, çünkü kendisininki çok eski olunca, abisinin elbisesini münavebeten alıp veya kardeşin elbisesiyle beraber giderdi. Bu yokluk günleri çok eskiden bahsetmiyorum, aramızda bunu yaşayanlar vardır. Şimdi kıymetli kardeşlerim, kıymetli dostlarım, Allah Celle ve Ala Hazretleri nereden nereye getirdi bizi? Çocuk şimdi annesinden daha doğmadan kaç kat elbisesi var değil mi? Daha doğmadan. Kaç kat elbisesi var? Doğduktan sonra da sağdan solundan gelenle beraber belki bir çocuğun elbisesiyle 10 tane, 20 tane çocuk bakılabilir. O kadar zengin çocuklar. Anneler, babalar çocuklarına kundak alırken de artık öyle ucuz mucuk kundak da kimse almıyor. Oyuncak bile alırken kaliteli kaliteli oyuncak alıyorlar.